Galatasaray'ın son 20-25 senelik sürecine baktığımızda kaleciler konusunda gayet şanslı bir takım olduğunu görüyoruz. Taffarel'den önce yaşanan sorunların benzeri Muslera'dan önce de yaşanmıştı. O dönemlere tanık olanlar hatırlayacaktır. Fakat Taffarel'in ayrılığının ardından kale çok kısa bir sürede ve belki de onların bile beklemediği kadar iyi bir şekilde dolduruldu. Kolombiyalılar ve Galatasaraylılar için çok özel bir yeri olan Mondragon'un hikayesini anlatıyorum bu hafta sizlere. Onun hikayesini anlatırken Osmanlı dönemine dönmek gerekiyor. Üç kıtaya hüküm süren Osmanlı'nın himayesi altında olan Lübnan'dan Amerika kıtasına göç eden bir ailenin soyundan geliyor Mondragon. Zaten tam ismine baktığımızda da bu çağrışımı yapıyor. Ali Farid Camilo Mondragon. Farklı bir bakışla Ali Ferit Kamil Mondragon gibi değil mi sizce de? Her neyse, zamanında Kolombiya'ya göç eden bu ailenin soyundan bir çocuk Cali şehrinde dünyaya geldi 1971 yılında. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen Mondragon 19 yaşına geldiğinde artık profesyonel futbolla tanışıyordu. Yaşadıkları şehrin takımı Deportivo Cali ile başladı futbol serüvenine. Bir sezon sonra bir basamak atlayıp Santa Fe'ye transfer oldu. Ardından ilk ülke dışı transferini gerçekleştirip Paraguay takımı Cerro Porteño'ya geçti. Bir sezonda Argentinos Juniors ile Arjantin deneyimi elde ettikten sonra ilk büyük transferini gerçekleştiriyordu. Artık Arjantin'in en önemli kulüplerinden Independiente forması giyecekti. Tam 4 sezon geçirdi burada. 1994-95 sezonunda Sudamerika şampiyonluğu yaşadı. Independiente'de oynadığı dönem onun parlamasına ve Avrupa'da ismi anılan bir isim haline gelmesini sağladı. Kolombiya milli takımıyla 1994 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Mondragon, turnuvaya katıldığında 23 yaşındaydı. Hernan Gaviria, Carlos Valderrama, Luis Herrera, Leonel Alvarez, Wilson Perez, Freddy Rincon gibi yıldızlarla dolu kadronun asıl fenomeni Andres Escobar'dı. Kupanın favorilerinden olan Kolombiya için büyük bahislere katılanlar arasında mafya da yer alıyordu. Turnuva öncesi büyük paralar yatırılmıştı. Dile kolay, elemelerde Arjantin'e 5 atılmış, Brezilya'yı devirmişlerdi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Önce Romanya'ya yenildiler. Ardından takımın yıldızı Andres Escobar'ın kendi kalesine gol attığı ve bu yüzden cinayete kurban gitmesine sebep olacak ABD maçı vardı. Olayı uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Dünya futbol tarihinin en hüzünlü hikayelerinden birisine sahip Escobar. Escobar İtalya'ya dönmeden önce moral olsun diye onu dışarı çıkarmak isteyen arkadaşlar arasında Kolombiyalı eldiven de vardı. Önce takıldıkları mekanda Mondragon ve Escobar'a iki kişi sözlü olarak sataştı. Mekandan ayrıldıkları anda da Escobar'ı 12 el ateş ederek öldürdüler. Her ateşte de gol diye bağırıyorlardı. Olaya tanık olan Mondragon bu olayın etkisinden bir türlü kurtulamadı. 1998 yaz transfer dönemine geldiğimizde Mondragon kariyerini bir üst seviyeye taşıyacağı hamleyi yaparak İspanya Ligi takımlarından Real Zaragoza ile anlaştı. Fakat hayallerle gerçekler örtüşmedi ve beklenen uyumu sağlayamadığı için bir sezon sonra yeniden Independiente'ye döndü. Mondragon karakter olarak kolay pes eden biri olmadığından 2000 yazında bir kez daha şansını denedi ve Fransa takımlarından Metz'e transfer oldu. Lig 1'de sahaya çıktığı 30 maçın 10'unda kalesini gole kapadı. Her ne kadar bireysel olarak başarılı olsa da Metz'in ligden düşmesine engel olamadı. O dönem sahte Yunan pasaportu ile Fransa'ya giriş yaparken yakalanması Fransa defterinin kapanmasına sebep olacaktı. Fransa Futbol Federasyonu bu olaydan sonra Mondragon'un Fransa liglerinde oynamasını yasaklıyordu. Bu cezaya rağmen Metz sözleşmesini feshetmeyi tercih etmedi. Feshetmedi etmesine ama oynatamayacağı için de tek çare onu başka bir kulübe kiralık olarak göndermekti.
Bu noktada Mondragon'un yolu Galatasaray ile kesişti. Sarı kırmızılı takımla UEFA ve Süper Kupa sevinci yaşayan Taferel, takımdan ayrılırken Galatasaray onun boşluğunu doldurabilecek bir kaleci arıyordu. Takımdan çok fazla ismin ayrılması sebebiyle de ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemdeydi. Mets'in içine düştüğü çıkmazı fırsat olarak görüp kiralık olarak Kolombiyalı kaleciyi bir yıllığına İstanbul'a getirdiler. Lucescu yönetimindeki Galatasaray'la ilk sezonuna gayet kabul edilebilir bir başlangıç yaptı. 28 maçta kalesinde 22 gol görürken 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Şampiyonluk yolunda son 7 maçta ise hiç gol yemeyerek şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool, Roma ve Nantes ile oynanan maçlarda ortaya koyduğu performans tribünlerle arasında bağ kurmaya yetecekti. Galatasaray, Taferel'den sonra yeni kalecisini bulmuştu. Sezon bitmiş, Mondragon'un da kiralık anlaşması sona ermiş, Lucescu da takımdan adeta kovulurcasına gönderilince Beşiktaş'la anlaşmıştı. Rumen Hoca, yeni takımında da kaleyi Mondragon'a teslim etmek isteyince Beşiktaş, Mets ile Mondragon'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Hatta resmi açıklamalar yapıldı. Fakat imzalar atılmadan önce Mondragon'un Fatih Terim'i arayıp Galatasaray'da forma giymek istediğini söylediği ortaya çıkınca işler karıştı. Kolombiyalı kaleci o günlerde kız arkadaşıyla tatile çıkmıştı. Bu esnada Galatasaray Bosman kurallarını öne sürüp nihai kararı Mondragon'un vereceğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler olurken Beşiktaş İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bir açıklama göndererek herhangi bir neden göstermeden Mondragon'dan vazgeçtiğini şu sözlerle açıklıyordu. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ olarak spor kamuoyunu günlerdir meşgul eden Farid Mondragon'un transferinden Mets ile imzalanmış bir anlaşmanın varlığına rağmen vazgeçmiş bulunuyoruz. Halbuki bir çarşamba akşamı hem Beşiktaş hem de Mets anlaşmayı resmi internet sitelerinden duyurmuşlardı. O günlerde Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ve 2. Başkan Ali Dürüst de Fransa'daydı. Fatih Terim yaptığı açıklamada Galatasaray her şey hazırlıktadır derken ertesi gün dönemin Beşiktaş yöneticisi İbrahim Altınsay ise Mets kulübü Mondragon konusunda kesin tavır koydu. Bu konuda Galatasaray'la görüşmeyecek ve bonservisini sarı kırmızılı kulübe vermeyecek diyordu. Fakat Mets Galatasaray'la tekrar masaya oturdu. İki kulüp arasında yapılan transfer görüşmesinde Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, Mets kulübüne 3 milyon dolar teklif verdi ve bu parayı hemen hesaplarına yatırmayı taahhüt etti. Ve daha sonra Mondragon, bir önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a resmen bonservisiyle transfer oldu. Transfer savaşında mağlup gözüken Beşiktaş, bir başka hamle yaparak Kolombiya milli takımında kaleyi dönüşümlü olarak koruyan, bir dönem Arjantin'de de rakip olarak Mondragon'a karşı Boca Juniors formasıyla mücadele eden Mondragon'un ekürisi Oscar Cordoba'yı transfer etti. İki ebedi dost artık iki ezeli rakibin kalesini koruyacaktı. Kolombiyalı eldiven, sarı kırmızılarda geçirdiği 6 yılda büyük yıkımlar da gördü, büyük zaferlerde. 6-0'lık Kadıköy hezimetinde de kaledeydi, 5-1'lik Fenerbahçe galibiyetinde de. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği, saygı duyduğu futbolculardan biri olmayı da başardı. 2005 yılında Palermo ile anlaşsa da Erik Gerets'in ısrarına dayanamayıp 2 sene daha Galatasaray kalesini korumaya devam etti. Özellikle 2006'da son haftaya kadar herkes Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlayacağına inanırken son maçta Denizli faciasını yaşamasıyla Galatasaray'ın şampiyon olması sonucu döktüğü gözyaşları onun aidiyetinin kanıtıydı. Sahadaki dev duruşu, başarılı kurtarışları bir yana insan olarak da Florya'da oldukça sevilen bir isimdi. Kulüp çalışanlarına yaptığı maddi desteklerle zaten onu çok seven taraftarın gönlünde farklı bir yer edindi. 2007 yazına geldiğimizde gençleştirme operasyonu yapılacağı gerekçesiyle 36 yaşındaki Mondi ile yeni bir sözleşme imzalanmadı. Görüntüsünü bulamasam da o günlerde izlediğim bir videoda Mondragon Türkiye'den gözyaşlarıyla ayrılıyordu. Almanya'da Bundesliga 2'de Köln'ü çalıştıran Christoph Daum onu takımına alıyor, Galatasaray ise 3 sezon sürecek bir çıkmazın içine giriyordu.
Mondragon'un takımdan ayrılışı sonrası kalede bir türlü istikrar sağlanamıyor. Aykut Erçetin, Orkun Uşak, Morgan DeSantis, Leo Franco, Ufuk Ceylan gibi isimlere eldiven emanet edildiyse de kale tam anlamıyla bir türlü güven vermiyordu. Fernando Muslera transfer edilene kadarki süreçte Mondragon gitmese daha mı iyi olurdu sorusu taraftarların içini kemirdi durdu. Mondi ise yıllar sonra verdiği bir röportajda o günler hakkında çarpıcı sözler söylüyordu. Adnan Polat ve Adnan Sezgin beni 2007'de Almanya'ya gönderdi. Bana kötü davrandılar ve futbol kariyerimi bu kulüpte bitirmemi engellediler, diyordu. Yeni takımı Köln'ün Bundesliga'ya çıkmasında büyük rol oynayan ve takımın kaptanlığına getirilen Mondragon burada Ümit Özat ile birlikte forma giydi. 3,5 sezon Köln forması giydikten sonra rotasını MLS'e çevirdi. 2011 yılında Philadelphia Union'a imza atan Kolombiyalı bir yıl burada oynadıktan sonra başladığı yere Deportivo Cali'ye geri döndü. Ahde vefa gösteren yıldız futbolcu imzaladığı bir yıllık sözleşmesinin bitimiyle birlikte kramponları astığını duyurdu. Uzunca bir dönem Kolombiya milli takımında Cordoba'nın yedeği olarak yer alsa da birçok maçta ondan forma almayı başardı. 3 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alarak milli takım kariyeri adına önemli bir başarıya imza attı. 2014 Dünya Kupası'nda 4-1 kazandıkları Japonya maçının son 5 dakikasında oyuna girerek turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. 2015 yılında sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geliyordu Mondragon. Instagram hesabından paylaştığı "Hayatımı sadece ben yargılayabilirim. Kendimi savunmama bile fırsat vermeden hayatımı yargılayanlardan yoruldum." mesajını paylaşmış, kısa süre sonra da silmişti. Cali'de hastaneye kaldırılan Mondragon'un fazla sayıda antidepresan ilaç içerek intihar ettiği iddia edildi. Bu söylentinin artması nedeniyle Mondi, evinde ailesiyle ve iyi durumda olduğunu anlatan bir paylaşım yaptı. Mondragon, futbolu bıraktıktan sonra televizyonda yorumcu olarak yer almaya başladı. Mondragon, benim de severek beğenerek izlediğim futbolculardan bir tanesiydi. Galatasaraylılar ve Türk futbolunda çoğu zaman tartışılan bir konu vardır. Mondragon, Taferel, Muslera hangisi daha iyiydi? Bu konuda sizlerin de düşüncelerini gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yorumlarda hepinizden kalecileri 1'den 3'e kadar sıralamanızı istiyorum. Bakalım nasıl bir sıralama çıkacak ortaya. Yeni bölümlerde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.